Evet eline boyunaya devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Lütfü Türkkan'ı ağırlayacağız. Hoş geldin Sayın Türkkan. Merhaba Lükan. hoş bulduk. Şimdi CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceğini e, konuşurken birden aslında Afyon'dan geldi haber. İlginç bir haber. Evet. E, İyi Parti seçim sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda ee, birden e, Akşener'in istifa ettiği önce haberleri geldi. Ama sonrasında e, aslında istifa etmediği seçimli e, olan üstü kurultaya götürme kararı aldı, açıklandı. Ve kendisi duyurdu aday olmayacağım dedi. Şimdi gelinen nokta bu. Bu bizim bildiğimiz dışarıya yansıyan ama içeride neler oldu? E, o toplantıdaydınız hiç şüphesiz ve Meral Akşener'e de çok yakın bir isim e, Lütfü Türkan. E, neler yaşandı? Yani nereden çıktı tartışma? Neydi oradaki e, sorun? Şimdi böyle çok belirgin üzerinde e, özellikle durulması gereken bir tartışmadan kaynaklı bir mesele değil bu. Öncelikle onu belirtmeye çalışayım ama bu tip hadiselerde insanlar olayın magazinsel tarafında biraz daha fazla ilgileniyorlar, zira orada daha fazla bir izleyici kitlesi var, oraya daha fazla eğiliyorlar ama burada öyle bir magazinsel bir taraf yok. Öncelikle e, çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum Afyon'daki çalıştayla beraber. Türkiye'de seçimden çıktıktan sonra seçim sonuçlarını bütün her kademedeki yöneticileriyle beraber değerlendiren bir çalıştay yapan ilk siyasi partiyiz biz. Yani bunun da modeli çok demokratik bir şekilde oluştu. 15'er kişilik masalarda konular bir raportör ve bir moderatör eşliğinde herkesin görüş, o konularla ilgili görüşleri derz edildi, yazıldı. İkinci gün bunların hepsi de bir rapor halinde e, katılımcılara sunuldu. Her bölümle ilgili ayrı bir moderatör, o bölümle ilgili görüşlere ait soru-cevap veya görüş-öneri şeklinde e, katılımcılarla bir çalıştay cariyan ettim. Burada e, seçim sonuçlarıyla alakalı ciddi eleştiren e, fikirler de vardı. Yani başka türlü seçime girilse daha iyi sonuçlar alınabilir. Başka adaylarla seçime girilse daha iyi sonuçlar alınabilir. İl teşkilatları boşaldı, seçime giderken aday oldular, onların boşalmasına müsaade edilmeseydi daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Ama bunların hepsi ...daha iyi sonuçlar alınabilirdi şimdi, alt başlığıyla yapılan eleştiriler. Sayın Tüken, şimdi bunlar herhalde tansiyonu yükselten taraf değil. Şimdi tansiyonu yükselten tarafı biz çok merak ediyoruz. Çünkü çok şey söylendi. Ama var. Hemen ona söylersek e, geride kalanları aynen, bir kalmaz. Aynen, programda da yetmez ama. Yani siz orada hani tanı Hayır, programımıza için. yeter. Ben şimdi direkt oradan bahsedersem... <laughs> Peki. ...ondan sonrakilerin çok bir kıymeti harbiyesi olmaz. Merak ediyoruz. tartışma nereden çıktı? Yani, Peki, biraz daha merak edelim diyorsunuz. Merak, merak edilenler... ...çok böyle gizemli şeyler değil... ...o yüzden rahatlıkla anlatabileceğim şeyler. İnanın ee, çok fazla şey yazıldı... ...yani işte bir tweetten bahsedildi... ...değil mi? Ee, yani bilmiyorum siz... ...yani gerçeği var mı? Mesela o iddia için... ...ne diyorsunuz? Onu da anlatacağım. Hı -hı. Ee, bütün bunların... ...bu eleştirilerden sonra... seni genel başkan... ...kalktı, bu eleştirilerin... ...önemli bir kısmının... ...haklılık payı olduğunu... ...ama bunların... ...ayısının yapılması için... Bunlardan ders alınması gerektiğini ifade etti. Daha sonra da bu noktaya gelene kadar bazı eleştirilerin e, artık eleştiri boyutunu geçen, hakarete varan ifadeler olduğunu da bahsetti. Bunların içerisinde tweet yazıp, tweette e, hakaret hamisi ifadeler kullanan, aslında partimizin üyesi dahi olmayan. O doğru değil mi? Evet, partimizin üyesi dahi olmayan ama partimizden milletvekili adayı olan birisinin bir hakaret içeren tweetinden bahsetti. Ben de o gün salonda öğrendim gerçekten. Bütün bunların karşısında siyasetin biraz daha kaliteye ihtiyacı olduğunu bahsetti. Ben de ona katılıyorum. Yani siyaset tabii ki karşılıklı fikirlerin çatıştığı mecralardır. Yani herkesin aynı düşüncede olmasını beklemek doğru değil. Ama buradaki kaliteyi ve zarafeti muhafaza etmezseniz, o eleştiri boyutundan çıkar, başka bir hale gelir. Bütün bunlardan sonra, e, Sayın Meral Akşener sözlerini toparlayıp şunu ifade etti. Ben burada yapılan tüm hatalar, tamamının sorumluluğunu üstleniyorum. Aslında orada bir başarısızlık yok. 8 ayda kurulmuş bir partinin baskın seçimle ve seçime girmemesi için her türlü tezgahın yapıldığı bir ortamda İyi Parti seçime girdi. 42 milletvekiliyle parlamentoda grup kurdu. Parlamentoda taş gibi grubu olan bir siyasi mekanizma oluşturdu. Ama bütün bunların ışığında bir hadise var. Sayın Meral Akşener'in kendisine koyduğu hedefin altında bu. Ben, benim için başarı olarak adettiğim bu mesele. Sayın Meral Akşener için bu hedefin altında kaldığını düşünerek Türk siyasetinde belki de bir geleneği başlattı seçim sonuçlarıyla alakalı genel başkanlar sorumluluk almalı ve mutlaka partinin en yetkili organı büyük kurultayı toplamalı. Bu şekilde bir karar aldı. Biz de bugün genel merkezde genel başkan arkadaşlarımız ve milletvekillerimizle beraber genel başkanın bu çağrısının gereklerini yerine getirmek için girişimlerde bulunduk ve Ağustos ayı içerisinde Seçimli olağanüstü kurultayımızı o yapacağız. O toplantıda bu gelişmeler üzerine mi yani spontane mi gelişti? Yoksa öncesinden Sayın Akşener bu kararı almış mıydı? Günler öncesinde de aldığı da konuşuluyor. Ben e, bu kararı alıp geldiğini düşünüyorum. Alıp geldiğini düşünüyorum. Evet yani büyük kurultayı toplayıp o kurultayda e, herkes sorumluluğun gereğini yerine getirsin. Hesap versin. Partinin gerçek sahibi delegelerine, kurultay delegelerine hesap versin. Ee, kurultay'da aday olmayacağım Sözüne gelmek istiyorum hı hı. Kurultay toplayan Kurultay daveti yapan Olağanüstü kurultay daveti yapan Genel başkanlar zaten aday olmazlar Tahammüller de böyledir Sayın Demirel bunu bir dönem yaptı ee, Bahçeli de sanıyorum Sayın Bahçeli e, Kurultay toplamadı Yani seçimden sonra kurultay toplamadı hı. Seçimden sonra Hesap vermek üzere Kurultay toplayan tek lider Sayın Meral Akşener. Dolayısıyla ben biraz evvel ifade ettiğim cümleyi tekrarlamak istiyorum. Bir siyasi geleneği başlattığını düşünüyorum. Siyasetçiler hem kendi partilerine hem topluma hesap vermek zorundadırlar. Kendi partimizle ilgili de en yüksek e, nokta kurultay deregeleri. Onun için Sayın Meral Akşener'in bu tavrının Türk siyasi hayatına bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. E, Ağustos'u bitirmeden de biz kurultayımızı toplayacağız. Aday olmayacağım Sayın derken Sayın Erel o sözünün oraya gelmek evet. istemiştim. Tamiller de böyledir. Sayın genel başkanlar aday olmazlar. Olmamaları da gerekiyor belki de. Ama biz bütün teşkilatlarımızla beraber tek aday olarak Sayın Meral Akşener'in Adaylığını altında birleştik. Zaten bugün deklarasyon da yayınladık. Bir basın toplantısı yaptık. Sayın Meral Akşener'in delegenin bu tercihini görmemezlikten gelmesi mümkün değil. Şu anda evinin önünde yüzlerce insan nöbet tutuyor beri. Ben de buradan Beyler Bey'ine, Meral Akşener'in evine gideceğim. Buradan da bütün bizim beraber yola çıktığımız Meral yol arkadaşlarında bu yayından sonra ben Meral evine gidiyorum. Onları da orada bekliyorum. Oralara geleceğiz ama Sayın Türkan, şimdi e, kurmayların tepkisi de çok önemli. Mesela o eleştirilerin dozajı neydi ki Sayın Akşener? Günler öncesinden aldığımı düşünüyorum dediniz ama... ...yani öncesinde de belli ki bir birikim vardı Sayın Akşener'le. Bir tepkisel bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Yani neler yaşandığına dair e, bize biraz bilgi verir misiniz? Çünkü Sayın Halaçoğlu'nun çok sert tepkileri oldu. Sayın Halaçoğlu, milletvekili adayı olmamanın verdiği sıkıntısını yaşıyor. Ben bunu doğru mu buluyorum? Yani... E, İnsanlar siyaset yaparken bir yerlere de gelmek isteyebilirler. Bundan daha doğal bir şey yok. Netice itibariyle siyasetin hizmet etme noktasında bir yerlerde aday olmanız gerekiyor. <laughs> Sayın Halaçoğlu daha önce milletvekilliği yaptı. Kayseri e, ilinden milletvekili olmayı kabul etmeyip başka bir vilayeti istiyor. O vilayette de e, genel başkayımcılarımızın aday olduğu bir vilayet o. E, Sayın Yusuf Halaçoğlu da bir başkasının Liste başı olduğu bir yerde aday olmak yerine olmamayı ben o zaman olmayayım diye tercihi, tercihte bulmuş ama milletvekili olamamanın verdiği de bir sıkıntısı var. Ya kişisel bir şey Onu diyorsunuz. Onu ne hissediyorum? Evet, yani diğer eleştiriler ne peki? Tepkisi, tepkisi bakın siyasette listelerle ilgili her seçimden soru vardır. Diğer partilerde de vardır. Hı hı. E, ama mevcut iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu tepkileri duymanız mümkün değil. Zira iktidar olmanın verdiği kazanımlardan insanlar vazgeçmek istemiyor olabilirler. Ama ben kendi ilimde başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinde de çok tepkinin olduğunu biliyorum. İnsanlar girdiği sırayı beğenmeyebilirler. Daha yüksek ...bir sırada aday olmak istiyorum. Yani bu eleştiriler de listelerdeki yerleştirmeler nedeniyle miydi? Önemli bir kısmı öyle. öyle evet. Bir Önemli bir kısmı öyle. Yani listelerle alakalı ben daha iyi bir yerde aday olabilirdim veya ben aday olabilirdim şeklinde... ...talepler de var. Bunlara keşke hepsine cevap vermek mümkün olsa. Kimlerdeki eleştirenler Sayın Akçener'in? Yani Sayın Yusuf Halaçoğlu. Onu biliyoruz. Başka var üzere. mı? Ayşe Sucu var mesela. Hı hı. Hanımefendi daha iyi bir sıradan milletvekili adayı olmayı beklerken istediği sıradan olamamış. Bundan dolayı da rahatsız olması doğru. Bunun dışında partinin sadece milletvekili adaylığı noktasında bakmamak lazım. Partinin seçime girerken daha farklı bir stratejiyle yola çıkması gerektiğini iddia edenler var. Ve bunların da olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu muhalif eleştiriler olmazsa biz doğruyu bulacağımız kanaatinde değilim. Bunları da biz muhafaza etmek zorundayız. Oradaki bütün arkadaşlarımız. Zira biz e, yola çıkarken Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki muhalif bir hareket olarak yola çıktık. Yalnız parti kurma aşamasında bize sağdan soldan gelen arkadaşlarımızın hepsini elini tuttuk. Ve o arkadaşlarımızla beraber yürümeye kararlıyız. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili veya parti yöneticisi veya parti üyesi bir başka partiden gelen veya daha önce hiç siyaset yapmamış bir arkadaşımızdan daha önde değil. <laughs> onlar da daha geride değil. Netice itibariyle biz onlarla yol yürümeye karar verdik. Onlar bizim yol arkadaşlarımız. Hepsi de bizim gibi düşünmek zorunda değildir. Biz de onlar gibi düşünmek zorunda değiliz. Neticede burada bu fikirlerin bir arada meçhedilmesi de İyi Parti bana göre gerçek merkez dediğimiz noktaya taşıyan e, bir fikir hareketi oluşturuyor. Bunun içerisinde partinin bundan sonraki fikir hayatında merkez sağda mı yer alır? Milli merkez mi olur, milliyetçi muhafazakar mı olur şeklinde düşüncelerini beyan edenler oldu. Parti Bunların kimliği ne? mi tartışıldı? Evet, o, evet orada. parti, parti ciddi kimliği ciddi anlamda. Ama o tartışılmasının sebebi de... Belki de en çok tartışılan konu parti kimliğiydi. Meral Akşener üzerine kurulu zaten, o mu eleştirildi? Yani Hayır, baktığınızda hayır, hayır, kuruluş... hayır, hayır, hayır. Orada Meral Akşener eleştirisi yok. Yani e, İyi Parti aldığı bu sonuçta parti kimliği noktasında nasıl bir vücut bulabilmeli? Türk siyasi hayatındaki bundan sonra izleyeceği e, yolda nasıl bir fikirle donatmalı? Kendini ifade ederken hangi fikirleri öne çıkarmalı? Şeklinde tartışmalar oldu. Belki de en uzun tartışmalar burada oldu. Yani yaklaşık e, 271 başlık vardı. 183'ü parti kimliği ile alakalıydı. Işte. Nasıl bir çizgi düşünülüyor o noktada? İki itibariyle şöyle. İnsanlar e, milliyetçi, Atatürkçü bir parti istiyorlar. Ben onu gördüm. Milliyetçi, Atatürkçü bir parti istiyorlar. Bunun dışındaki açılımlar konusunda fikir beyan eden arkadaşlarımız da var. Cumhuriyetin değerlerini meç etmiş. Cumhuriyetin değerlerinden ödün vermeyen ama milliyetçilik umdesine sıkı sıkıya bağlı Atatürkçü bir parti talebi çok daha fazla öne çıktı. Onu gördüm. Dünyada da yükselen değere baktığınızda milliyetçilik çok ciddi anlamda yükseliyor. Türkiye'de de bu böyle. Hı hı. Ama bu eleştiriler konuşurken bunlar yapıcı sonuçta. Yani mesela evet, o evet. tansiyonun nasıl yükseldiğini hala e, anlayamıyoruz. E, Bakın tansiyonunu yükselten, hı. Sayın Genel Başkan kongre kararı alıyorum sözü üzerine. Bizim insanımız duygusal. Sayın Genel Başkan bırakıp gittiğini düşünerek o konuda ne oluyor diye anlayamayan çok insan oldu. Ne oldu? Tepkiler nasıl oldu? Kurmanların yani, tepkisi nasıl oldu? Genel Başkan önüne çıkıp nereye gidiyorsun diye soran, ağlayan, İki ee, iki aracın ar önüne doğru mu? Arkadaşlarımız vardı. Yani Genel Başkan gidiyor zannedip onun arabasının önüne evet. e çıkan. Daha sonra Genel Başkan odasına çıktı, istirahat etti. Ondan sonra da salona indi. Arkadaşlar yani bu mesele benim kararım kesin. Olağanüstü kongre kararı aldık. Bu kararla ilgili parti yetkili organları göreve çağırıyorum. Onlar da bu konuyu organize etsinler ve olağanüstü kongreye gidiyoruz hı hı. ifade etti. Evet. Ondan sonra da e salondan ayrıldı. Peki salondan ayrıldıktan sonra neler yaşandı? Salondan ayrıldıktan sonra herkes de bolunu toplayıp evine döndü. Başka da hiçbir şey yaşanmadı. Yani herkes de zaten toplantının son noktasıydı. Otelin de boşanma saati gelmişti. Hepimiz ben Ankara'ya döndüm. Diğer arkadaşlarımız il başkanları vardı. Onlar illerine döndüler. Bugün sabahtan itibaren de genel merkezimiz kongre hazırlıklarına Ama başladı. Ama Sayın Türkan şimdi bir burun kırılma vakası da var değil mi? Ee, orada o, evet eski o genç nasıl oldu? eski genç kolları başkanımızın hı hı e, bir saldırıya uğradığını sonradan ben de Ama gördüm. Bu belki bir kavga da olmuş. Evet o zaman. yani orada iki tane genç arkadaşın daha önce hı hı. zannediyorum beraber de görev yapmışlar. Onların kendi aralarında yaşanan bir arbedede eski genç kolları başkanımızın burnunu kırılmış. Bu hiç benimsenmeyecek. Hiç olmaması gereken, asla ve hatta tasvip edilmemesi gereken bir konu. Ben Türkiye'nin en büyük sıkıntısının da tahammül meselesi olduğunu düşünüyorum. Bize uygun olmayan fikirlere tahammül etmeye başladığımız zaman bir arada yaşama, kültürünü daha iyi geliştirebiliriz. Yani bu siyasi partilerde de böyle Toplumun diğer katmanlarında da böyle. Şimdi İyi Parti de o anlamda aslında önemli bir merkez. Yani merkezden gelenler ve işte MHP'den gelenler değil mi? Öyle bir çizgisi var. Öyle. Peki e, bunlar arasında mıydı kavga? Yani... Hayır o yok. İkisi de maalesef ikisi de hı hı. E, geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev almış arkadaşlarımız. Kendi aralarındaki bir sıkıntı maalesef bu tatsız olaya sebep olmuş. Onu partinin her kademesindeki arkadaşımız da şiddetle lanetliyor. Böyle bir şey kabul edilemez buluyoruz. Kesinlikle. Peki e, Sayın Akşener ki kararlı mı? Yani bu aday olmayacağım dedi ve bunu e, sosyal medya aracılığıyla duyurdu değil mi? Evet. E, aday olmayacağımın anlamı ne? Siz diyorsunuz ki açık kapıda var gibi algılıyorum. Ben açık kapı falan diye bakmıyorum bu işe. Bir daha söylüyorum. Olan kongre çağrısı yapan genel başkanlar kendileri aday olmazlar. Hı hı. Teşkilatları onları aday gösterirler. Partililer onları aday gösterirler. Bizde de 81 ilimiz, 42 milletvekilimiz, parti divanımız, kurucularımız, genel idare kurulu üyelerimiz, başta olmak üzere bütün teşkilatlarımızın imzasıyla genel başkanımız tek aday olarak kongremize gelecektir. Evet, siz bugün zaten basın toplantısında değil mi? Ee, evet. Hep birlikte yaptığınız Aytun Çırağ ile birlikte, siz de evet. yanındaydınız, orada da ifade ettiniz. Koray Aydın'ın da çok aslında keskin bir ifadesi var. Yüreği yeten varsa, Mevlaki karşısına çıksın, aday olsun diyor. Şimdi burada... Kamuoyundaki bir takım spekülatif söylemlere karşılık e, bir ifade o. Sayın Meral Akşener'in sanki bir aday var da o yüzden aday olmayacağım şeklinde bir takım spekülatif ifadeler vardı. Bu ifadelere karşılık e, söylenen bir söz olarak. Var mı aday? Yok, yok. Yani partinin içerisinde divan milletvekilleri dahil olmak üzere. Hepsi de genel başkan adaylığı ile alakalı. Peki, irade evet. beyanında bulundular. Peki cesaret edemeyecekleri, etmeyecekleri için mi Kore Aydının ifadesi vurgudan Şöyle, yola çıkarak yani söylüyorum. bu kadar Yok. delegenin desteğini almış bir genel başkanın karşısında böyle bir e, adayın çıkmasını muhtemel görmediğini ifade etmeye çalışıyor. Ümit Özdağ'ın da mesela açıklamaları çok ilginç. Sadece e, Koray Aydın değil, sen varsan varsın, yoksan yokuz. Biz ölene kadar dedik diyor mesela. Evet. Çok evet. e, keskin. Evet, evet. Yani e, bakın, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir e, kongre telaşı var. Ne Hı -hı. kadar sonuçlanır bilmiyorum ama netice itibariyle oradaki e, konu hiç tartışılmadan, başarı veya Hı -hı. başarısızlık meselesi haline getirmeden, sadece genel başkanlığa kilitlenmiş bir mesele halinde gözüküyor. En azından bizim açımızdan öyle görünüyor. Ama burada Türk siyasetine örnek teşkil edebilecek. Ben hedeflediğim noktada başarı sağlayamadım. O yüzden kongreyi topluyorum. Buyurun gelin hesaplaşalım noktasında fikir beyan eden bir genel başkan var. Bunu çok önemsiyorum. Yani demokrasi konusunda ben çok hassasım. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu parti içinde de böyle, toplum hayatında da böyle, ülke yönetiminde de böyle. Demokrasinin bu konuda rafa kaldırıldığı bir dönemde bu çıkış memlekette bir nefes olarak algılıyor. Yani hala demokrasiye, sıkı sıkıya bağlı kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler, bu şekilde düşünen insanlar var diye topluma biraz olsun nefes aldırdı diye düşünüyorum bu tavır. Şimdi e, çok önemli bir aslında ifade. E, bugün Muharrem Sarıkaya'nın da yazısında da bir ifade vardı. Son günlerde bir siyasi partide yapıldığı gibi notere başvuru, imza bulma gibi yollara gitmeye gerek yok. Olağanüstü seçimli kurultayı buradan ben ilan ediyorum diyor Akşener. Şimdi e, İyi Parti çok hızlı bir şekilde aslında bu kongreye gitme kararını alıyor değil mi? Yani e... Çünkü biz, siz de söylediğiniz gibi CHP'de mesela... Bu sürekli konuşuluyordu ama daha şu anda ya işte imza aşamasında. Bu bir gelenek başlatacak. Bu? Ben inanıyorum. Gelenek olarak mı yorumluyorsunuz? Sayın Meral Akşener'in bu tavrı diğer partilere de örnek olacak. Hı hı. Bundan sonra kendisini başarısız bulan veyahut da partilileri tarafından başarısız bulunan her seçimden sonra genel başkanlar böyle bir yola gitmek zorunda kalacaklardır. Bu geleneği başlattığı için de Türk siyasetinde Meral Akşener bir idol olarak hatırlanacak bundan sonra. Peki, e, şimdi aslında Akşener yerel seçim öncesi milletvekili olmaları ve istifa nedeniyle boşalan partide yenileme yapmakta kararlıydı. Şimdi Muharrem Sarıkaya'nın bir başka e, ifadesi bu. E, böylece bu aslında buna giden süreci yönetmiş oluyor diyor e, Sayın Akşener. Olağanüstü kurultaya gitmenin yolunu açtı. Böylece kendi lisesinde kimseye muhtaç kalmadan yapma fırsatını yakaladı. Ne dersiniz bu yorum için? Yani yerel seçimler öncesinde e, Akşener'in kendi lisesini yapmak için bir hamle miydi bu sözü? Yani bunu böyle siyasi bir manevra olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ben Muharrem Sarıkaya Ankara'nın Kulislerini iyi takip eden çok tecrübeli bir gazeteci. Bu kendi yorumu değil de şöyle söyleyeyim. Yani Muharrem Sarıkaya gerçekten sizin de söylediğiniz gibi deneyimli bir gazeteci. O da kulis bilgilerini aktarıyor. Yani o önemli yorumları ifade ediyor Şimdi o yüzden. Şimdi tabii şöyle bir hadise var. Bakın Türkiye örneğine rastlamadığı bir meseleyle karşı karşıya kaldı. Bir siyasi partinin genel başkanı seçim sonuçları üzerine kongre topluyor. Yani bunu insanlar anlamakta düşük çekiyor. Bunu bir başka şekilde yorumlamak isteyenler de olabilir. Yani bu nasıl olabilir? Niye bir genel başkan kendini kongreye çağır? Birileri kongreye gitmemek için. Biz kongre toplamak için iki sene uğraştık. Yapamadık geldiğimiz parti. Ee, mevcut... E, Cumhuriyet Halk Partisi kongre toplamak için ciddi noterler, işte imzalar, eksik imzalar, çok imzalar. E, bir genel başkan çıkıyor. Hayır, öyle değil. Bu sonuçların tartışılacağı tartışılacağı mecra seçimli olağanüstü genel kurul. Bunu anlamakta insanların güçlük çekmesini ben ama anlayabiliyorum. Çünkü neden? Dolayısıyla Başarı... buna mutlaka acaba 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 diye bir alt satırlar ekleyebilirler. Doğrudur. Evet. Ama bunun hakikaten böyle bir alt satırı yok. Ama acabaların altında biraz şu yatıyor olabilir mi? Şimdi genelde e, işte Kultaylara ya da Kongelere gidilmesinin sebebi bir başarısızlık olduğunda ya yani olağanüstü e, Kultaylara gidilmesinin sebebi. E, acaba böyle bir başarısızlık mı kendinde görüyor da Kultaya gidiyor? Sen genel başkan, bunu başarısızlıktan ziyade ben kendimize koyduğum hedefleri yakalayamadım. Bunu da hesabını vermek istiyorum diyor. O zaman şu yorumlar doğru. Çünkü hani aldığı o oranı partinin altında kaldı. Ondan dolayı bir başarısızlık partinin hissediyor. Aldı, partinin aldığı oyu da tasvip etmiyor. Yani bu oy bizim %10 aldığımız oyu da tasvip etmiyor genel olarak. Biz böyle yola çıkmadık diyor. Bunun mutlaka hesabını görmeliyiz. Nasıl yapılacak? Bu parti iktidarı nasıl taşıyacağız? Orada oturup delegelerle bunun hesabını yapmalıyız. Aksi halde bu parti bir partimiz olur, grubu olur, genel başkan var, genel başkan yardımcıları var. Herkesin keyfi yerinde. E bu eski düzen bir siyaset. Bu düzene son vereceğiz diye biz yola çıktık. <laughs> Ve bu hareketimizle bu düzene de son veriyoruz. Artık bundan sonra ben yaptım. Bu kadar oy aldık çocuklar. Hadi bakalım evinize. Bir daha ben kongreyi toplamaya da gerek yok. Bir daha kongrede görüşürüz Demek hiçbir genel başkanın haddi olmayacak bundan sonra göreceksiniz. Yani hem kendi aldığı oy hem de partinin aldığı oy oranını beğenmiyor. Yeterli görmedi. Yeterli Bizim görmedi. hedeflerimiz Çok bunlar değildi. Bunların mutlaka hesabını yapmalıyız. Bunların mutlaka delegeler gelip e, bu hesabı bize sorabilmeli. Onlara o imkanı verebilmeliyiz. O zaman şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani Bir nevi aslında güven oylaması mı bu? E, yani bunu güven istemezsen... oylaması da diyebilirsiniz ama bu partinin kendi dinamiklerini harekete geçirerek kendini çek etmemesi. Yani biz bir hata yaptıysak nerede hata yaptığımızı ortaya çıkartmak zorundayız. Hı hı. Bunun içerisinde tabii ki meseleye bir de farklı yönden baktığınızda 8 aylık prematüre bir çocuk gibi kurulmuş bir partinin soğukta prematüre bir bebeğin ayaza bırakıldığı gibi Seçime girmemesi için önüne her türlü engeli koyuyorsunuz. Ekonomik engeller var. Bunların hepsi de karartma var. Biz basını ben milletvekili adayı oldum ilk defa geliyorum. Yani seçimlerinde bireyi geçtik. devam bir televizyona geliyorum. Meral Akşener'le ilgili haber çıktığı zaman televizyonların adeta e, yani söylemek istemediğim ifadeler var. E, televizyonlar çok ciddi baskı altında kaldılar. Ben burada hiçbir televizyon kanalını suçlamak istemiyorum. Türkiye'de şu anda yapılacak en zor işi yapıyorlar. Yayıncılık yapıyorlar. Zira Meral Akşener'e vermek onlar için ciddi anlamda bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmak demek. Bütün bu yollardan geçtikten sonra biz %10 barajını açtık. Buna rağmen Sayın Genel Başkan benim hedefim bu değildi. Bütün bu olumsuz şartları bir kenara koydu. Hayır biz bunu yine de başarmalıyız dedi. Başarmalıydık dedi. Bu olan kongreye ilgili sebebi samimiyetle söylüyorum. Gerçek sebebi bu. Çünkü şöyle yorumlar da var. Mesela bir e, taktik olabilir bu. E, rest çekip işte kendi elinde güçlendirmek istiyor. Az önce söylediğim gibi hem yerel seçimlerde kendi listesini hazırlamak onu zaten konuştuk. Ama ön ötesinde de yani bu acaba bir taktik mi diye de sorgulanıyor. Onun Vallahi de e, sen genel başkan şu ana kadar aldığı her karar hı hı. ben e, grup başkan vekili olmadan önce de genel yardımcısıydım. Tamamen divanda tartışarak, genel idare kurulunda tartışarak aldı. Yaptığımız ittifaklar dahil olmak üzere. Bakın ben daha önce e, siyaset yaptığımda yine partinin e, yetkili kurullarında çalıştım. 40 dakika, 45 dakika süren e, toplantılarımız oldu. Ben İyi Parti'de yani hiçbir genel idare kurulu toplantısının 4 saatten önce bittiğini hatırlamıyorum. Yani söz almak isteyen herkes sonuna kadar kanaatini, ifadesini kullandı. Orada çıkan ortak kanaatle biz yola çıktık. Yollarımızı ona göre seçtik. Yani burada hesap vermesi gereken sadece genel başkan değil aslında. Genel idare kurulu üyeleri, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ama Sayın Meral Akşener e, asil bir duruşta bütün bu sorumluluğu ben tek başına kendim alıyorum dedi. Sorumluluk bana ait. Ve o yüzden seçimli seçimle olağanüstü kurultaya gidiyorum dedi. Şimdi şöyle bir gerçek de var. Şimdi tabloya bakınca lütfen şunu anlamakta biraz zorluk çekiyorsunuz. Siz çekiyoruz daha doğrusu. Ha, e, hak da vereceksiniz. Şimdi siz mesela bu ortak bir akılın ürünü gibi e, anlatıyorsunuz. Eee kurultay kararına. Sonuçta diyorsunuz ki bir başarısızlık addedildi. Sayın Akşener tarafından ve o yüzden de biz böyle bir e, yol haritası çizdik kendimize. Biz bu kararı biz almadık. Yani Merel Akşener Sayın Meral Akşener. E Sayın Meral Akşener abi. Ama işte hedefin altında bulduğu için böyle bir şeye götürüyor diyorsunuz. İşte ama kavgalar, gürültüler, işte e, son dakika haberler yani dün birden e, gelişti bu olay. Sayın Meral Akşener hiç böyle bir sinyal vermedi ben olağanüstü kongre kararı alacağım diye. Dolayısıyla birden spontane çıkan bu haber herkes de bizi Aylardır vermekte imtina eden bütün kanallar baktım. Yani İni kararın üzerine mi gelişti başardım. her şey? Bu Nasıl? bütün yaşananlar kararın üzerine mi gelişti? Yoksa e, gelişme oldu da onun üzerine mi hani böyle bir karar çıktı? Karar alındı yani Meral Akşener tarafından. Sen Meral Akşener'in bu kararı alırken e, orada spontane giriş verdiği bir karar olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Yani ben Sayın Meral Akşener'i de eskiden beri tanıyorum. Onun e, tavrını da az çok tahmin edebilirim. Ee, Salonda da ben yanındaydım, belki hı hı. de tesadüf. Ee, geldiği andan itibaren hep yanında ben vardım. Sayın Meral Akşener'le o da zaman zaman konuşuyorduk. Her konuşmacıdan sonra biz de aramızda kritik yapıyorduk. Sayın Meral Akşener'in birkaç cümlesinden böyle bir kararı olabileceğini hissettim ben. Ee, şahit Şenol Bal var, konuşmaya kalktığında bu bize sürpriz yapabilir dedim. Nasıl bir sürpriz dedi. Valla bir kongre çıkabilir buradan dedim. Ben de hissettim ama size söyleyemedim Lütfü ee, ben öyle bir kararı alıp geldiğini düşünüyorum. Ama hiçbirimizde böyle bir şey danışmadı. Onu Sadece da hissettik diyorsunuz. Peki alın partinizi başınıza çalın şeklinde ifadeleri ar, olduğu ar, belirtiliyor. Ar, öyle şeyler ar, de yansıdı. Bu yani, eleştiriler karşısında diyor. Bu partim, alın o zaman bu partinizi. Asla, ne yapıyorsanız yapın. Asla. Bu partinin banisi Meral Akşener. Yani, ben yokum da dedim. Alın mi? partinizi dediği bu parti kendi partisi. <laughs> Kendisini kurduğu. Ama ben kurucu... yokum dedi mi? Hayır. Ben aday olmayacağım dedim. Olağanüstü kurulta ilan ediyor. Ben aday olmayacağım dedi. Daha sonra bunun bizim tarafımızdan e, duyurulmayacağını düşünerek TİT'le de duyurdu. Hı hı. E, duygusal bir refleks olarak mı görüyorsunuz bunu? Ben şöyle, Sadece çok, tartışmalar e, Meral Akçener çok duygusal bir kadındır. Hı hı. Yani bir siyasetçi de olmaması gerektiği kadar çok duygusaldır. Sevgileri çok yoğundur. Ben size samimiyetle söylüyorum. O partide bulunan bütün kız çocukları, bütün erkek çocukları, hiçbiri son ne ilçe başkanıdır, ne il başkanıdır, ne yöneticidir. Hepsi onun evladı gibi. Yani onun gözünde böyle gözünden sakınır. İşte sen niye sarardın, bir şey mi oldu? Böyle bu duygusal tarafı çok fazla bir siyasetçi. Bir siyasetçi bu ne kadar önemli bilmiyorum ama bir siyasetçi için fazla bir duygusallık diye düşünüyorum. Bu kararı almasında duygusallığın ne kadar etkisi var tartışılır ama... Ben siyaseten çok efektif bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu duygusallıktan ari, efektif bir karar olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, sizden önce e, Sayın Muharrem Erkek e, bir konuşma gerçekleştirdik. Orada hep zaten bu bilinen bir gerçek. yani her seçimden sonra CHP'de bir işte kurultay tartışması gündeme geliyor. Şimdi sizin ilk seçiminizdi ve ilk seçimin akabinde İyi Parti'de de hemen kurultay tartışmadan ziyade hemen kurultaya gitme kararı alındı. Biz şöyle yazık, öyle olmaz böyle olur diye bir örnek verdim. Ben Şimdi böyle öyle düşünüyorum. Yani öyle bu mi? tartışmalar anlamsız. Kamuoyunda bu kadar tartışılması da doğru değil bence. Partide böyle bir irade ortaya çıkarsa imzayı da beklemeye gerek yok. Yani genel başkanın bu tavrı ee, bir örnek teşkil etmesi açısından bir, bir daha söylüyorum. Bundan sonra Türk siyasetinde ciddi bir geleneğin başlangıcı olacak. Herkes her seçimden sonra gerek yöneticiler tarafından, gerek üyeleri tarafından, gerek oy verenleri tarafından başarısız atledilen veyahut da başarısız tartışılan başarısız atledilen de olabilir, başarısız tartışılan da olabilir. Hı hı. Daha başarılı olabilirdi bizimki daha başarılı olabilirdi noktasından hareket ettik. Yani 8 aylık bir partinin e, barajı geçmesine 50 yıllık partiler kadar milletvekili çıkartmasını başarısız olarak atetmek mümkün değil. Ama daha fazla başarılı olabilirizin yollarını araman bir yolu da önemli bir yolu bence olan kurultaya gitmek. Bunda hiç tartışmasız Genel başkanın iradesiyle götürdüğü için de iyi parti. İyi bir geleneğin başlangıcını yaptığını düşünüyorlar. Peki Meral Akşener adayla ikna edilebilecek mi? Aday olacak mı? Şimdi ayrılıyor mu diye soruyoruz ama siz diyorsunuz ki yani aday olmayacağım dedi ama işte bugün yaptığınız basın toplantısında da dediniz. Biz ona aday göstereceğiz diyorsunuz. Genel başkanlar yani. bir daha tekrarlıyorum. Olağanüstü kongrelerde aday olmazlar. Aday gösterirler. Biz de gösteriyoruz. Sen genel başkan bizim tek adayımız. Hı hı. Bütün katılacak delegelerin imzasıyla tek adayımız olarak o kongreye de gelecektir. Kimsenin de nişesi olmaz. Ee, Sayın Akşener reddeder mi bunu sizce? Yani tanıdığınız için bizzat kişisel ilişki olarak da soruyorum. Ben bu kadar insanın e, iradesine karşı gelebileceğini düşünmüyorum. Neticede bir siyaset yapıyoruz. Siyaset bu ülkeyi yönetmek için yola çıkma mecaz. Yani biz siyaseti bir makam sahibi olmak için yapmıyoruz bu memleketi yönetmeye talibiz. Bu yönetmeye talip olan biz, bizim arkadaşlarımız kendilerine lider olarak Meral Akşener'i seçtiler. Ve Meral Akşener'le bu yola devam etmek istiyorlar. Bu yoldan biz dönmeyiz, Meral Akşener'i de döndürmeyiz. Şimdi parti çizgisini kimliğini konuşuyoruz derken şimdi merak edilen şey de zaten o bundan sonra nasıl bir hani kimlik çizilecek ee, Orada dediniz ya yönetmeye biz e, aslında bu anlamda e, talibiz e, radikal olarak baktığınızda yani muhalefet çizgisinde mi yer alacak yoksa e, özellikle parti e, meclis çatısı altında e, bir birliktelik söz konusu olur mu yeni bir birliktelik ben e... mesela iktidarla. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim muhalefetimiz asla her yapılan karşısında yer almak şeklinde e, bir şiddet muhalefet yapmayız. Bunu kimse de bizden beklemesin. Yani yapılanların ne olursa olsun biz karşısındayız. Niye biz muhalefetiz? Bu anlayışı reddediyorum. Böyle bir şey yok. İyi yapılanların mutlaka destekçisi olacağız. Yani burada hiçbir komplekse kapılmayız. Bunu iktidar getirdi. Dolayısıyla biz karşısında yer alacağız. Kompleksinde olmayız kesinlikle iyi yapılanların yanında yer alacağız. Bunu ilk seçildiğimiz günden beri ifade ediyorum. Ama memleketin hayrına görmediğimiz şeylerin de mutlaka karşısında olacağız. Ben şu anda Türkiye'nin en çok konuşması gereken meselelerin başında demokrasi geldiğini düşünüyorum. Demokratik kayıplarımız Türkiye'nin önündeki yollarını tıkamaya başladı. Bunu iktidar partisi milletvekili arkadaşlarının da gördüğünü hissediyorum. Onların da endişeli olduklarını hissediyorum. Biz bunu çok sıklıkla gündeme getireceğiz. Yani bizim bu konuda savunduğumuz fikirleri mecliste başka bir partinin savunması halinde dahi biz bu konuda komplekse kapılmayız. Yani biz şunla veya bu partiyle aynı çizgide olmamak adına biz bunu reddediyoruz e, demeyiz. Olmayacağız öyle bir noktada. İyi yapılan hı hı. eğer iktidardan gelirse mutlaka onun yanında yer alacağız. Herhangi bir muhalefet partisi iyi bir öneride getirirse mutlaka onun yanında da yer alırız. Bizim getirdiğimiz önerilere de iktidardan veya muhalefetten destek bekleriz. Şimdi bu parti içi e, muhasebe anlamında bir aslında e, ortaya çıkan tüm gelişmeleri de bunu söylüyorsunuz. Bu eleştirilerde onun bir sonucu diyorsunuz. Peki bu başarı mıydı? O seçim sonuçlarında konuştuklarınız başarısızlık mıydı? Daha çok e, özellikle Meral Akşener'in iki taraftan da hem partide hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığında başarısız adlettiği için zaten kendini böyle bir adım attığını söylüyorsunuz. Şimdi orada ben başarısız lafını e, kullanmak istemiyorum. Hı hı. Hedeflenen başarının altında bir e, rakam aldık. Yani bizim hedefimiz bu değil. Başarısız değil diyorsunuz ama. Ben başarısız olduğunu kabul etmiyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de 8 ayda bu baskılar altında kurulan bir partinin parlamentoya girmesi bile mümkün gözükmeyen, öyle dediler. Bunlar parti kuramaz dediler, parti kurduk. Seçime giremez dediler, seçime girdik. Grup kuramaz dediler, grup kurduk. Netice itibariyle benim için çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Yani biraz evvel ifade ettim. 8 aylık prematüre bir bebeği ayazın orta, kışın ortasında ayazda bıraktılar. Ama o bebek şu anda sağlıklı bir şekilde evin içine geldi. Evde de koltuğu var. Orada da oturacak. O evle ilgili karar verme mekanizmasında yer aldı. Dolayısıyla çok önemli bir hadise olarak değerlendiriyorum bunu. Ama sen Genel Başkan'ın buradaki tavrı şu. Hedeflerinin altında bir şeyse buradaki arızayı tespit etmek lazım. Hı hı. Şimdi birçok farklı siyasi aslında eğilimin bir araya geldiği bir parti İYİ Parti. Şimdi bu kurultayla birlikte nasıl bir sonuç çıkacak? Mesela dağılım değişir mi? Bakın ben e, bir defa İYİ Parti içerisinde liyakatın öne çıktığı bir sistemin var olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mesela genel başkan yardımcısı arasında dış ilişkilerden sorumlu bir arkadaşımız. Eğer bu konuda deneyimliyse geçmişteki kariyeri buna uygunsa bu şu veya bu partiden geldi mi geliyor mu şeklinde asla bakmayız. Kimse de öyle değerlendirmiyor. Biz iyi partiliyiz. Türkiye'nin meselelerini çözmek için bir araya gelmiş iyi insanların kurduğu bir parti bu. Onların geçmişte hangi siyasi hareket içerisinde yer aldıkları veya da hiç siyaset yapmadıkları bizi çok ilgilendirmiyor. Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk çizgiden asla ayrılmayan, demokrasi iliklerine kadar hissetmiş bütün insanlar iyi Parti'de yer alabilirler. Şucu veya bucu olması gerekli değil. Ben geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da bahsettim. Yani biz e, cumhuriyete karşı olan, hı hı. Atatürkçülükten vazgeçen, kendini şucu, bucu hı hı. ne ilan ederse olsun, etsin onlarla kavgamız vardı. Bizim temel ilkelerimiz belli milliyetçilikten asla ödün vermeyiz. Bizim milliyetçiliğimiz asla e, ırk milliyetçiliği değil. Türk milleti lafı da zaten bir ırkı ifade etmiyor. Hı hı. Yani e, Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın milliyetçiliği Fransa'daki Cezayirli de Fransız milliyetçisi. Doğru mu? Evet. Yani illa Fransız olması gerekmiyor onun için. Ama Fransız milliyetçisi çok ciddi anlamda ee, özellikle onlar bu konuda çok şeditler. İngilizce bildiği halde kendi dilini konuşturmak için Cezayir asıllı olsa dahi mutlaka sizinle Fransızca konuşmaya gayret edecektir. Evet. Ee, bundan da vazgeçmeyiz. Yani Türk milliyetçiliği umdesi ben Türkiye'de sağ veya sol diye partilerin ayrılmasına gerek Görmüyorum Türk Ama bu biriktirik nasıl sağlanacak ve hani oradaki taban ne olacak? Çünkü mesela siz e, e, bu meclisin açılışında Yasin Öztürk'tü değil mi? Bozkurt işareti yapmıştı e, kürsüde yemin ederken. E, mesela buna parti içinden başka milletvekillerinden sol tandanslı e, tepki gelmişti. E, ben zafer işareti yapıyor muyum örneğin demişti. Bence çok kendi kanaatimi söyleyeceğim. Yasin Öztürk'ün... Bozkurt işareti beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Zafer işareti yapmak isteyen arkadaşın da yapması beni rahatsız etmez. Yani kendisini ifade etmek istemez. Üstelik bozkurt işareti e, bütün dünyada Türk milliyetçilerin... Azerbaycan'da da bozkurt işareti yapıyor milletvekilleri. Yani onları bir başka Türkiye'deki bir başka partiyle ilişkilendirmek mümkün mü? Ben o arkadaşımızın o heyecanını çok e, sempatiyle karşıladım. Peki şimdi... E... Özellikle mesela İyi Parti'den bu e, farklı işte eleştirilerin sonucunda acaba bir kopuş olur mu diye de e, düşünülüyor. E, öyle bir e, eğilim ya da e, bir şey görüyor musunuz siz? Şimdi bunu Sayın Meral Akşener'in üslubuyla söyleyeceğim. Çok <laughs> beklerler. Peki öyle diyorsun. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları nasıl buldunuz bugünkü e, Önce açıklamayı da söyleyeyim size. Belki takip etmemişsiniz ya da e, okumayan ya da e, izlemeyen izleyicilerimiz olabilir. E, şimdi bu kongre kararına ilişkin hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Kore Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalıdırlar dedi. Ne diyorsunuz bu açıklamayı? Temenni etmiş Sayın Devlet Bahçeli. Temenni derken? Bilmem. Yani hangi maksada muhatap ettiğini bilmiyorum. Ama siz sanırsınız. Yani ben sen Devlet Bahçeli'nin bu ifadeyi kullanırken ne e, karşılık böyle bir ifade kullandığını bilemem. O yani zaman şöyle Okuyamam sorayım. ama tamam. gördüğüm kadarıyla bir temenni de bulunmuş. Yani İyi Parti ile ilişkileri normalleştirme olarak mı algılamak lazım? Yoksa az önce bahsettiğim o kopuşlar var ya. Yani İyi Parti'den muhtemel kopuşlar olursa ben onları yanıma çekeyim. Valla ben şöyle düşünüyorum bu. ya tersi olursa. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi güdümünde bir parti olmasından rahatsız ülkücü tabandan kopup İyi partiye gelen olursa bunlar hep mümkün. Ama seçim sonuçlarında MHP'de bir artış vardı. Dolayısıyla yok MHP'de artış yok. MHP'de azalış var bir Kasım seçimlerine göre baktığınızda. Yani orada da bir azalma var. Daha düşük bekleniyordu belki ben ondan Ben onların e aldıkları oyla çok ilgilenmiyorum. <laughs> Ama netice itibariyle bu partinin tabanı arasında geçişkenlik var. Ama ülkücülerin arasında ben biliyorum. Ciddi anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi ekseninde siyaset yapmaktan rahatsız çok ülkücü var. Onlarda da böyle bir takım düşünceler olabilir. Ama burada da doğru olan şudur. Biz Türk siyasetinde yeni bir soluz. Kendimize ait bir haritamız var. Rotamız var. O rota doğrultusunda devam ediyoruz. Kimin ne dediğine asla ve kata bakmayız. Bunu söyleyen yeni mahalle ilçe delegesi olsa derdim ki bu bir ifadede bulunuyor. Buna dikkate almak lazım. Ama siyasette bir başka partinin diğer bir partiyle ilgili olan ifadelerine çok takılmamak lazım. Siyasetin belki de kendi arasındaki hmm, nasıl mi? nasıl dediniz? Cilvesi mi diyorsunuz? Yani cilve de demeyelim de yani siyasetin içerisinde bunlar var. Peki e, bir geçişkenlikten bahsettiniz iki parti arasında. E, peki önümüzdeki dönemde bu geçişkenlik bir yakınlaşmaya ya da ortak bir işbirliğine dönüşür mü? Bakın biz iyi Parti olarak bir daha söyledim. Rotasını çizmiş bir siyasi hareketiz. Hı hı. Bu rotaya uygun olan bütün arkadaşlarımızla beraber yürümeye devam ederiz. Bunda hiçbir beis yok. Biraz hı hı. evvel söyledim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, kongre isteyen, kendileri tarafından muhalif adledilen, geçmişte birlikte siyaset yapmış arkadaşlarız. Daha sonra burada sağdan ve soldan gelmek isteyen, elini tuttuğumuz çok arkadaşımız var. Ve onlarla yürümekten çok mutluyuz emin olun. Bizim için çok özel insanlar, onların hepsi de. Onların varlığı bize çok önemli bir güç veriyor. Onlarla biz çok daha iyiyiz. İyi parti olarak çok daha iyiyiz. Onlarla yürümeye devam edeceğiz. Ama bizimle de yürümeye devam etmek isteyen başka partilerde arkadaşlarımız varsa, eğer biraz evvel söylediğim ilkelerden ödün vermiyorsa, Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla ilgili problemi yoksa, onları da yanımızda görmekten bir sıkıntı duymayız. Şimdi e, Sayın Akşener'i nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Sayın Akşener'i ikna etmek için çok özel metotlarımız yok. Sadece delegenin iradesi karşısında Sayın Akşener'in duramayacağını hı hı. düşünüyorum öyle diyorsunuz. Peki e, aksi yani kabul etmezse böyle bir ihtimal söz konusu mu bilmiyorum. Kabul etmezse başka bir yol haritası var mı İyi Parti için? İyi Parti için olmazsa olmaz tek bir şartımız var. Hı hı. Biz Sayın Meral Akşener'in önderliğinde bir siyasi parti kurduk. Say, Sayın Meral Akşener'in önderliğinde de devam edeceğiz. Bunun ikinci bir alternatifi B planı, C planı, D yok. planı hiçbir planı yok. Tek bir planımız var. Sayın Meral Akşener'le devam edeceğiz. Bu neden soruyorum? Çünkü seçim sonrasında hep şey konuşuldu. İşte e, sonuçta genel başkan olarak e, parti, ya yani mecliste yer almayacak. Nasıl yürüyecek İyi Parti genel başkanı mecliste olmadan diye? Şimdi diğer partilerin hangisinin genel başkanı çok özel oturumlar hariç mecliste geliyor? Hiçbirisi. Grup toplantılarından hı hı. grup toplantılarına geliyor. Sayın Meral Akşener de grup toplantılarına gelecek. Haftalık konuşmasını yapacak, gidecek. Yani onun dışında e, Sayın Erdoğan da parti genel başkanı olmasına rağmen mecliste değildi. Sadece grup toplantılarına geldi gitti. Hı hı. E, grup başkanı olarak atadığı Sayın Binali Yıldırım vardı. Hı hı. Sayın Binali Yıldırım'ın grup başkanı olduğunu bilen bile yoktu toplumda. Yani başbakan olduğu için başbakan sıfatıyla gitti geldi. Ama partiler artık e, mecliste temsil edilirken e, bir ...siyasi liderin yönlendirdiği oturumlar yapmıyorlar. Hı hı. Partinin genel kanaati belli. Oluşturulan siyaset, politika belli. Orada grup başkan vekilleri var, milletvekilleri var. Onlar bu e, yasama erkinde e, devam ediyorlar. Bir daha söylüyorum. Meral Akşener'in milletvekili olmaması... ...hiçbir sıkıntıya mahal vereceğini düşünmedik. Geçmişte de düşünmedik, şimdi de düşünmüyoruz. Zira grup toplantıları salı günü inşallah... Ee, bu haftadan sonra mecliste kapanıyor gerçi ama Ekim'de açılacak. Her grup toplantısında Sayın Meral Akşener'i daha önce e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı gibi grup toplantılarına gelip konuşacaktı. Bir problem yok. Ee, Ağustos ayını işaret etmişsiniz. Evet, Ağustos ayı mi? bitmeden yapıyoruz. Ee, tarih belli mi tam et? 20. Yani, listeye geçti ama. E, muhtemelen ilk yarısında bitiririz. Yani takvimin kısa olan en kısa döneminde yaparız. 26'sına kalmaz o zaman. Hayır hayır. Çünkü öyle bir yok, yok, şey geçmişti tarih geçmişti. Yani burada tabii ki şu var. E, yapılması gereken prosedürler var. Hı hı. Salon var. E, organizasyon var. Netice itibariyle 81 ilden teşkilatlarımızda delegelerimiz var. Onlar gelecek. Onları misafir edeceğiz. Onların organizasyonu var. Bu teknik bir konu. Bunların da bir arada hallolması lazım. Onun için gerekli süre en kısa süre neyse bu da 15-20 gün içerisinde olur diye düşünüyorum. Peki bu e, kurultay e, tamamlandıktan sonra e, İyi Parti'deki tartışmalar, o yükselen sesler tamamıyla e, bitecek mi sizce? E, biter. Yani kurultay bunların e, konuşulduğu mecralar. Hı -hı. O kurultayda herkes gerektiği gibi konuşur. Ve ondan sonra da İyi Parti e, yerel seçimlere çok daha dinamik bir şekilde, yenilenmiş bir şekilde. E, girer. Çok da iyi sonuçlar alacaktır. E, partinin işte nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? Çünkü Çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Yani e, bakın partilerde kongreler çok ciddi olumlu neticeler alır. Her parti için böyledir. Yalnız bizim Hı -hı. için değil. Yani her partide bir yenilenme. Şu anda mesela genel idare kurulundan e, iki üç tane giden arkadaşımız var. Evet. Parti e, milletvekili olup Mecliste yönetici olan benim gibi, daha önce genel başkarmıştıydım. Şu anda millet meclisinde görevli olduğum için, grup başkan vekili olduğum için, e, benim bulunduğum makam boşaldı. Bunların hepsi de yeniden e, dizayn edilecek, yeni bir kanla da devam edeceğiz. <laughs> Şimdi e, Sayın Ali Türkşehir'in de açıklamaları var. Neden bunu soracağım? Şimdi kongre bittikten sonra tartışmalar biter mi diye sordum. Siz e, tamamen bitecek dediniz. İyi Parti'de de koltuk sevdalıları mı var şeklinde aslında bir e, soru işaretiyle tanıştık. Ayşem benimle beraber milletvekili adayı olmuştuk evet. hocamda. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, hı hı. dostum, kardeşim. E, orada. Alişen de, ne dediğini de isterseniz paylaşalım. Ben siyasetle. Ben okurum Ali e, Yok, e, şey izleyiciler için söylüyorum. Evet. Ben siyasete girerken koltuk sevdası değil, ülke sevdası için girdim diyor. Yani burada acaba neyi kastetti? Yani iyi partide de acaba bunu düşünenler var da yani böyle bir e, yarıştan mı bahsediyor? Ali Oraya Türkşen serzenişi şu. Hı, hı. Ali Türkşen e, benim hastal cezaevinde tanıdığım e, mağdur, kumpasa e, kurban gitmiş bir asker. E, çok da değerli bir siyasetçi. Ali Türkşen aday oldu. Seçilemedi. Ali Türkşen de enaniyet yapıp ya ben ikinci sıra değil de birinci sıra niye olamadım şeklinde ifadelerle orada o eleştiriye katılanlardan olmadı mesela. Çok da ciddi anlamda çalıştı benimle beraber. Ve bu seçim çok zor şartlar altında yapıldı. Yani uğradığımız haksızlıkların yanında Ramazan sıcak, insanlar e, siyasetten ciddi anlamda uzak, siyaset e, insanlara biraz cazip gelmemeye başlamış, onu gördüm ben. En son 3 sene evvel seçmeye girmiştim. 3 senede sonra girdiğimde insanlar siyasetten uzaklaşmış, siyaset konuşmak istemiyor. Yani eskiden kahveye giderdik, kahvede insanlar ilk işi ya ne olacak bu memleketin hali dediğinde, şimdi valla okeyden başını bile kaldırmıyor, onu gördüm. Yani siyaset kurumu yavaş yavaş insanlardan uzak kalmış. Bütün bu zorlu şartlara rağmen Ali Türkçen seçilemedi. Hı hı. Ve bu konuda da aslan gibi geldi. Partide genel idare kurulu devam ediyor. Orada sadece aday olamadığı için veya sadece seçilemediği için eleştiren kişisel meselelerini parti meselesi gibi sunmak isteyen arkadaşlara bir tepki olarak görüyorum. Şimdi beklediğimiz hedefe ulaşamadık. Genel yorum bu anladığım kadarıyla. Rica ederiz. İyi Parti'nin seçim karnesiyle ilgili yaptığınız değerlendirme parti içinde. Şimdi İyi Parti'nin Ümit Özdağ'ın da açıklamaları vardı. Bu Millet İttifakı'na ilişkin. Bunun da sanıyorum bir özelleştirisi var parti içinde. Çünkü diyor ki CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi diyor. Bir rahatsızlık mı oldu bunda? Şimdi şöyle, e, tabii ki yani bizim bütün partilerimiz... ...haydi CHP ile ittifak yapalım diye demediler. Yani biz tornadan çıkmış insanlar değiliz. Hepimiz farklı düşünüyoruz bu konuda. Ama genel kanaat o günkü şartlar altında... ...Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmanın... ...gerekliğini işaret etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Oy kaybettirdi mi İyi Parti'ye ben, CHP ile ittifak? Ben bir şey söyleyeceğim size. Bunu ilk defa konuşuyorum ittifakla alakalı. Hiçbir yerde söylemedim. Ee, bazen sosyal medyada olsun... Bunu milletvekili düzeyinde de konuşanlar oldu. 15 milletvekili verdi. Sen Genel Başkanımız da bunun için şükranlarını ifade etti. Bir defa değil, 51 defa ifade etti. Hı hı. Yalnız biz bu ittifakta, ittifaka girerek on, 15 günlüğünü aldığımız 15 milletvekilliği yerine 5 yıllığına 32 tane milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdik. Bunlarla da ilgili hiçbir hesabımız yok. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımız yeni yasama döneminde iyi hizmet ederler inşallah ittifakın gereklerini bilerek biz girdik. Ne, ne gibi sonuçlar getireceğini bilerek girdik. Hı hı. Ama bir realiteden de uzaklaşmamak lazım. Orta Anadolu'da, önce oradan başlayın. bize gelen muhafazakar seçmenin, milliyetçi seçmenin de gelişini durdurdu Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız ittifak. Yani bunu söylemek, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan ittifakı kötülemek anlamında almamalı. Ama bu bir realite ise bunu da ortaya koymakta bir beis yok. Hı hı. Koray Aydın da e, Açık ve Net programına konuk olmuştu. Orada e, irade bizde olsaydı biz e, millet bir e, millet ittifakını kurmazdık dedi. Şimdi bir pişmanlık olduğunu gösteriyor galiba bu. E, bu bir de şöyle bir soruyu işaretine de yol açıyor. İrade kimde? İrade bizde olsaydı bakın şimdi e, sayın Meral Akşener Türkiye'ye çok önemli bir e, hizmette bulundu. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanın karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi eski genel başkanını veya eski başbakanını aday olarak çıkartmasının önüne geçti. Yani iki tane Adalet ve Kalkınma Partili adayın yarışmasının önüne geçti. Bu çok önemli bir hadis. Buna ben buradan bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş arkadaşlarımıza e, hatırlatmak istiyorum. Bu oyunu bozan bir tek siyasetçi vardı. O da Sayın Meral Akşener'di. Orada Sayın Meral Akşener'in ne kadar direndiğini ben biliyorum. O ittifak görüşmeleri sırasında Sayın Meral Akşener'e bu konu ne kadar dayatıldığını biliyorum. Buna rağmen Sayın Meral Akşener bu konu karşısında hiç eğilmeden dimdik durdu. Bütün Yani Sayın Abdullah Gül'ün kötü bir aday olduğunu ifade etmek istemiyorum. Sayın Abdullah Gül de bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ama bir siyasi parti kendi adayını bir başka partiye ...lans etmek için baskı kurmamalı. Yani ittifakın gereklerinden bir tanesi olmamalı bu. Ve Sayın Meral Akşener bu konuda ciddi anlamda direndi. Ee, HDP ile bir çatı aday, sıfır baraj meselesinde HDP'li ile olan e, birliktelikten bahsedildi. Ona da şiddetle karşı çıktı. Biz e, kendi siyasi kariyerimizde sadece kendi adaylarımızla yola çıkmayı planlamıştık. Ama hı hı. burada e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında bir ittifak kurmak gerekiyorsa biz en çok Saadet Partisi ile kurmayı arzu ederdik. Samimiyetle söylüyorum. Saadet Partisi ittifakı bizim için normal yapılması gereken bir ittifaktı. Ama gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi ile de beraber olma gereğini getirdi. Siz de e, bugün mi? de Siz O günün şartlarında yapılan bir ittifaktı ve o günün doğrusu da oydu. Onu da yaptık. Kayıplarımız olabilir. Netice itibariyle siyasetin böyle e, her yaptığınız şeyden sonuç alacaksınız diye. Yani siz de Özdağ gibi mi düşünüyorsunuz yoksa katılmıyor Efendim? musunuz? Siz de Sayın Özdağ gibi mi düşünüyorsunuz? Sayın Özdağ nasıl düşünüyor? Benden farklı mı düşünüyor? Yani CHP ile ittifak bize kaybettirdi. Bakın CHP ile ittifak yapmamalıydık demiyor Sayın Özdağ. Bir realiteyi ortaya koyuyor. Diyor ki CHP ile ittifak bize milliyetçi oyların bizden kaçmasına sebep oldu. Muhafazakar oyların da bizden kaçmasına sebep oldu. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı meselesini olduğundan çok daha fazla süsleyerek buna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundaki katkısını da unutmamak lazım. Hı hı. Muharrem çok ciddi anlamda cilalayarak, süsleyerek sağ seçmende o Cumhuriyet Halk Partisi sendromunu harekete geçirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mi geliyor endişesiyle? İyi Parti'ye gelen çok ciddi anlamda bir oyu tekrar kendi partilerine geri çevirdi. Bu bir realite. Bunu araştırma şirketleri de söylüyor. Ben de söylüyorum. Sağda bulunan bütün siyasetçiler de söylüyor. Yani bunda alınacak bir şey yok. Böyle bir gerçek varsa bunu konuşmakta da bir sıkıntı yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza katıldığınız için Sayın ben Türkan. E, tekrar tabii Boyuna devam edeceğiz. Bu, e, bu, iki bölümü tamamlamış olduk. Bir şey söyleyeceksiniz. Ben, burada, Buyurun. ben buradan kalkıp şu anda Beyler Bey'ine gidiyorum. Evet. Sayın Meral Akşener'in evine gidiyorum. Buradan Meral Akşener'in bütün yol arkadaşlarını orada benimle beraber e, Sayın Meral Akşener'e e, destek için. Bu ikna için, etmek için mi? Meral Akşener'e desteğimizi Beyan etmek için oraya gidiyorum. Onları da yol arkadaşlarını da oraya bekliyorum. Şimdi bu e, Sayın Akşener'i ikna etmek için bir kampanya başlangıcı ha, mı? Bu bir irade beyanının kendisine ifadesidir. ...bir destek, bir nevi de motivasyon sanıyorum. Evet. Öyle görülüyor. Peki Sayın Türkan çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Yerimize katıldığınız için. Şimdi tekrar bir ara vereceğiz. arın ardından e, bu iki bölümde hem konuştuklarımızın üzerine konuşacağız hem de genel çerçevede, e, iç siyasette gündemimizde neler var? İşte e, kısaca başlıkları konuşup, Kulutay en başta olmak üzere başka konular da var. E, Atatürk e hakaret e, suçlaması, e, diğer taraftan işte Mesut Özil'in yine e, Alman milli takımından ayrılması. Bu konulara da değineceğiz. Gazeteciler çok değerli Gazeteciler birazdan stüdyomuzda olacak. Kısa bir ara, sonrasında enine boyuna ile tekrar karşınızdayız.